İyi haftalar Halk TV izleyenleri. Ekranların en sendromsuz programı Sendromsuz Pazartesi'ye hoş geldiniz. Başladığımız günden beri sizi olumlu bir haftaya nitelikli bir şekilde başlatma sözü verdik. Ve 8. bölümümüzde bu sözümüzü devam ettiriyoruz. Ancak bizi hayalperest zannetmeyin efendim. Çünkü biz konunun uzmanlarına birebir danışarak, stüdyodan acizane fikir alışverişinde bulunarak, sizleri bilgilendirerek bunu yapmaya çalışıyoruz. Ve bugün yine stüdyoda bana eşlik eden çok değerli bir konuğum var. Psikolog Azim Şengül, hoş geldiniz hocam. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler, sizler nasılsınız? İyi, sendromsuzuz. Siz nasılsınız? Sendromsuz. Peki hocam, bugün kırçıllı bir konuya değineceğiz sizinle. İlişkilerde, evliliklerde cinsel problemlerden bahsedeceğiz. Toplumumuzda günümüzde belki tabu olmaktan bir nebze olsun sıyrılmaya çalışan bir konu. Ancak hala tabu olma özelliğini koruyan da bir konu aynı zamanda. Sebepleri, çok sebebi var. Hiçbir toplumda belki de, Orta Doğu toplumlarını saymazsak, bizim kadar cinsellik konusu üzerinde konuşulması problem sayılabilecek, konuşulurken dikkat edilmesi gereken bir konu değildir. O nedenle hassas bir konu. Toplum olarak bu konuda hassasız. Dolayısıyla bu konunun getirdiği sorunlar konusunda da hassas olduğumuzu düşünüyorum. Ve bu konuda sizin danışanlarınıza uyguladığınız terapilerin çok özel olduğunu düşünüyorum. Ve bununla ilgili sorular yönelteceğim size. Tabii ki. Daha önce bir programımızda sizi üçüncü defadır ağırlıyoruz. Çünkü çok memnunuz sizinle bilgi alışverişinde bulunmaktan. Daha önceki bir programımızda demiştiniz ki kişiler cinsel hayat için, cinsel birliktelik için evlenir. Neden böyle bir cümle sarf ettiniz hocam? Şöyle, insanların hani it dediğimiz dürtüleri ürettiği ruhsal aygıtında hayatta kalması ve neslin devamıyla ilgili dürtüler var. İnsanın doğasında karşı cinsten etkilenmek var bu yüzden. Diğer türlü nesil devam etmez, insanlık devam etmez ve bir yerde biter. O yüzden cinsellik çok güçlü bir duygudur bizde, insanlarda. Bu yüzden karşı cinsten etkileniriz. Karşı cins de bizden etkilenir. Erkek kadından, kadın da erkekten etkilenir ki cinsellik olsun ve bunun sonucunda da insanlık devam etsin. Şimdi özellikle ergenlik döneminde cinsellikle iyice tanışıyor insanlar. Çünkü cinsel hormonlar çalışmaya başlıyor. Ve karşı cinsten daha çok etkilenilmeye başlıyor. Tabii cinsellikle beraber duygusal ihtiyaçlar da var evliliğin içerisinde. Sadece cinsellik var demiyoruz ama temelinde cinsellik var. Daha sonra belli bir yaşa geldiğinde, işte Erikson'un gelişimsel dönemlerine baktığımız zaman 25'li yaşlarda insanlar genelde işte yavaş yavaş evlenmeye başlıyorlar. Bir yuva kurmaya başlıyorlar. Kendi dünyalarını, kendi çekirdek ailelerini oluşturmaya başlıyorlar. Bunun temelinde de cinsel dürtüler var. Yani bu cinsel dürtüleri neslini devam ettirme, toplumsal üreme, kurallara uygun bir şekilde yaşayalım ve bir nesil meydana getireceksek, çoluk çocuk sahibi olacaksak bunu da güvenli bir ortamda, aile ortamında yapalım şeklinde bir yaklaşım var ağırlıklı olarak. Çok değerli bir kurum. Tabii ki. Yani aile tüm dünyada evrensel olan bir kurum. Ve özellikle kadınlar bir çocuk sahibi olmak istiyorsa bunu bir eşle beraber olsun istiyor. Daha güvenli, yani bunun sorumluluğunu paylaşarak. Güvenliği. Tabii ki, özellikle kadının en çok güvene ihtiyacı var. Şimdi eskiden beri baktığımız zaman kadının ve erkeğin cinsellikten beklentileri de farklı. Oraya geleceğiz hocam. Evet. Oraya belki daha sonra gelelim dilerseniz. Onun öncesinde size cinsel çekim nedir diye sormak istiyorum. Özellikle ergenlikle birlikte kişilerde bunun baş göstermeye başladığı, yani cinsel dürtülerin baş göstermeye başladığından bahsettiniz az önce. Peki cinsel çekim nedir? Karşı taraftan etkilenmek tabii ki. Cinsel anlamda etkilendiğimizi karşı taraftan nasıl anlayabiliriz? Yine biraz önce Yani bunun aslında şeyini merak ediyorum, psikolojik boyutunu ve bizim geçmişten getirdiğimiz travmaların, çocukluk anılarımızın ve toplumsal baskıların bizim üzerimizdeki etkilerini, tabii ki biyolojik olarak, fiziksel olarak etkilerini gözle görülebilir biçimde de fark edebiliriz. Ama psikolojik boyutunu her zaman bunu anlamamız kolay olmayabilir. Onu sormaya çalışıyorum. Ya burada karşıdan etkilenmemiz, karşı cinsten etkilenmemiz yine bilinç dışıyla olan bir şey. Orada bir şey var, bizim ihtiyacımızı karşılayan bir şey var. Sadece cinsellik değil, örneğin değerli olmakla ilgili, fark edilmekle ilgili
ihtiyaçlar var. Ya da karşı cinse baktığımız zaman daha önceden bize bakım veren insanların dataları var onda. Yani bebekliğimizden bu tarafa bize bakım veren insanların kaşı, gözü, yüz şekli, tavırları, ses tonu, ne bileyim saç şekli, bunların hepsinin datası bizim bilinç dışımızda var. Karşıda bunlardan bir tanesini ya da birkaç tanesini gördüğümüzde o kişiden etkilenmeye başlıyoruz. Yani aşk dediğimiz şey de bu. Fiziksel etki zannettiğimiz şeyin bile bir psikolojik geçmişi ve altyapısı var bizde, değil mi? Tabii ki beynimizle etkileniyoruz. Her şey psikolojiye varıyor işin sonunda. Tabii ki aslında cinsel organımız da beynimiz bizim. Evet. Çünkü peki erkeklerle kadınlar arasındaki bu fark nasıldır hazır girmişken? Yani erkeklerde mesela daha beyinleriyle düşünmek yerine bazen fiziksel kişilere karşı duydukları çekimle veya istekle düşündükleri söylenir erkeklerin. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ya kadınlar erkeklerde güçlü olmayı arıyor bilinç dışında. Güçlü erkeği arar. Yani öteden beri düşündüğümüzde mağara döneminden bu tarafa baktığımız zaman kadın daha çok çocuğa hamile kalan, çocuğu dünyaya getiren ve çocuğa bakan kişi. Güven bu durumda arıyor. Nasıl avlanacak? Geçimini nasıl sağlayacak? Mümkün değil, çok zor. Bu durumda ona ve çocuğuna bakabilecek bilinç dışında güçlü bir erkeğe ihtiyacı oluyor. Eskiden bu daha çok kas gücüydü. Şimdi daha çok statü ve biraz daha maddiyata doğru döndü. Hem yakışıklılığı da arıyor tabii ki. Tabii. Yani sağlıklı olmayı arıyor. Erkek de kadında sağlıklı olmayı arar bilinç dışında. İşte sağlıklı olmanın ölçüleri nelerdir? Yani çocuk doğurmaya müsait olup olmama. Bilinç dışındaki aslında arayış budur. Bu durumda nelerden etkilenir? İşte örneğin işte genç olmasından çok etkilenir, fit olmasından etkilenebilir. Ya esas olan çocuk doğurmaya müsait olup olmamasıdır bilinç dışındaki etkilenme şekilleri. Bunun yanında bir de biraz önce bahsettiğimiz daha önce ona bakım veren insanlardan bazı dataların karşı tarafta olması onu etkiler. Ve peki, bir çekim olur o tarafa doğru. Peki. Cinsel problemlere, sorunlara yavaş yavaş sizinle giriş yapalım istiyorum. Çünkü bu konuda terapiler yapıyorsunuz çiftlerle, yardımcı oluyorsunuz insanlara, çok değerli bir iş yapıyorsunuz. Öncesinde şunu sormak istiyorum. Toplumumuzda evlenmeden önce cinsel münasebete girmek her zaman hoş karşılanmayabilir. Günümüzde belki değer yargıları ve ahlak yargıları değişiyor, değişmekte diyebiliriz. Ancak genellikle, özellikle Müslüman bir toplum olmamızdan kaynaklı ve çoğu dinde ve öğretide de aslında bunun önerilmesinden kaynaklı kişiler buna sıcak bakmayabilir. Fakat evlendikten sonra da artık biz bir kurum içerisindeyiz ve bu kurumu devam ettirmek istiyoruz. Şimdi evlenmeden önce ben partnerimle cinsel ilişki münasebet yaşamıyorum. Biz daha sonra evleniyoruz. Ben bu partneri tercih ediyorum başka nedenlerden dolayı da. Ancak evlilikte cinsel birlikteliğin öneminden girişte de pek çok programımızda da sizinle daha önce bahsettik. Şimdi ben bu partnerimle birebir cinsel uyumu yakalayamıyorum. Bu noktada şunu soracağım. Sorunlara bu evlenmeden önce birlikte olamayan partnerlerin daha yatkın olduğunu veya daha yakın olduğunu düşünüyor musunuz? Karşılaştığınız sorunlar arasında bununla ilgili bir altyapı görüyor musunuz? Yoksa bunu tecrübe etmek çok da mühim değil midir? Yani kişilerin bu konudaki uyumunu tecrübe etmek öncesinde. Ya kişilerin fiziksel ya da nörolojik bir rahatsızlığı yoksa bunun temelinde çoğunlukla psikolojik nedenler yatıyor. Ya karşılaşılan problemler kadın ya da erkekte olsun, daha evlilik başlar başlamaz da olabilir. Yıllar sonra da ortaya çıkabilir. Cinsel problemler. Tabii ki. Çocuk doğduktan sonra da ortaya çıkabilir. Bunun pek çok versiyonuyla karşılaşıyoruz biz. Örneğin bir danışanım dedi ki biz evlendik dedi, cinsel hayatımızda hiçbir problem yok. Ama eşim hamile kaldıktan sonra ona karşı ya da eşim doğum yaptıktan sonra ona karşı herhangi bir ilgim kalmadı. Buna baktığımız zaman arka planda beyninin ona bir anne anlamı yüklediğini görüyoruz. Şimdi anneyle nasıl birlikte olacak? Enseste girer. Yani beyinde direkt bu rolü mü atfediyor kafasında? Onun beyninde böyle çocuğunun bir... Çocuğunun annesi neticede çocuğunun annesi ama kendi annesi gibi de algılıyor. Bu durumda cinselliği durduruyor beyin. Yani annelik sakın yönü o kadar baskın, birden o kadar görünür oluyor ki kadının. Tabii. Erkek bu yönü dışındaki ardındaki kadın yönünü unutuyor mu diyoruz o zaman? Gibi. Peki yani hatırlatıyor musunuz danışanlarınıza? İşte bunu tartışıyoruz.
annesiyle onun farklı insanlar olduğunu konuşuyoruz. İşte değişik terapi teknikleriyle. Çok tuhaf. Onu ayrıştırıyoruz. Oraya anne anlamı yükleme. O senin annen değil. O senin eşin. Annen başka bir insan. Annenin adı başka, eşinin adı başka. Diğer türlü beyin bunu karıştırınca diyor ki benim yeniden evlenmem lazım. Bakıyoruz yeniden evlense yine aynısı olacak. Çünkü sistem orada değişmiyor. Peki doğumdan sonra işte kafasında biçtiği rolün değişmesinden kaynaklı sorundan bahsettik. Daha sık karşılaştığınız veya en sık karşılaştığınız problem nedeni nedir? Danışanlarınızda. İşte pek, yani arkada yatan cinsellikle ilgili duygular. Şimdi bazı şeyler var, yaşanmış oluyor. Diyelim taciz varsa geçmişinde. Cinselliğe yüklediği anlam kötü, çirkin, pis anlamını yüklemişse. Örneğin bir danışanım demişti ki çocukken biz oynuyorduk dedi. Annem seslenmiş ve ben duymamışım. Bir süre sonra annem işte eve çıktım. Bana çok ağır şeyler söyledi işte. Erkek çocuklar da var. Yani 6 yaşındaki çocuklar oynuyorlar. Bahçede oynuyorlar. Ona öyle ağır şeyler söylüyor ki. Kız çocuğuna söylüyor. Ve bu kişi de vajinismus meydana geliyor. Kendini kastığı için. Tabii. Şimdi bana geldikleri zaman dediler ki biz her gün kavga ediyoruz eşimizle. Eşimle sabahleyin kahvaltıda her gün kavga ederiz. Neden diye soruyorum. Bilmiyoruz diyorlar. Sonra hikayeyi aldığımızda böyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Bir şey var. Çok bir de taciz hikayesi vardı onda. Bu her birliktelikte bu canlanıyor. Bu travmanın etkisi maalesef canlanıyor. Bu durumda da öfke geliyor ve soğuyor. Kendisini böyle bir şeyi yaşamayı engelliyor kendisine. Evet. Tabii ben dedim ki bu gibi durumlarda hani vajinismus olur. Evet dedi, bizde vajinismus vardı ama biz dedi gittik çözdük, davranışsal olarak çözdük bunu. Davranışsal olarak çözmüşler ama arka plandaki o travmatik olayı çözmemişler. O kalmış orada. O yüzden tamam birlikte oluyorlar ama kadın danışan diyor ki ben hiçbir şey hissetmiyorum. Yani onun beyni hissetmeyi tamamen engelliyor. Ve tamamen bunu görev olarak yapıyor. Hatta dedi ki hani erkeklerde işte ayda bu kadar ihtiyaç oluyormuş, ben sadece görev olarak yapıyorum ve bitiriyorum. İşte bu durumda ne olur? Kullanılmışlık duyguları ortaya çıkar. Hocam bu noktada listemizde olmayan bir soru. İşte erkeklerde ayda bu kadar ihtiyaç, kadınlarda daha düşük ihtiyaç falan gibi toplumumuzda çok fazla söylemler var. Siz bunlara katılıyor musunuz? Ve ilişkilerin yani cinsel birlikteliklerin, münasebetlerin sıklığı, sağlıklı bir çifte, genç, orta yaş veya yaşlı çift olarak ayrımını size bırakıyorum. Sıklığı ne olmalı ve kadın ve erkeğin isteklilik açısından sıklığı farklı mıdır yani? Böyle bir bilimsel yani burada, gerçek var mıdır ya da psikolojik? Yine insanı etkileyen değişik faktörlerden kaynaklanır bu. Örneğin stres ortamı varsa daha az olacaktır. Kadın içinde, erkek içinde. Erkek içinde, kadın içinde tabii. Çok kaygılı bir ortam varsa. İlişkide mi yoksa yaşadıkları yani sayısı çevrede? Sayısı azalacaktır, niteliği azalabilecektir. Yani normalde haftada bir, yani gençler de haftada bir ya da iki kere birlikte olurlar. Ama bakarsanız bir aya çıkar. Ortamda bir stresli, sıkıntılı bir durum vardır. Ya da birbirlerine karşı çok yoğun öfkeleri vardır. Bu öfkeyi cinsellikle gösterirler. Cinselliği yasaklayarak ya da cinselliği ona karşı koz olarak kullanarak gösterir. Cezalandırma sistemi olarak yaşarlar cinselliği. Uzaklaşır. Hatta bazı kadınlar çocuk doğduktan sonra çocuğu yanına alır, çocuğu bahane ederek kocasını uzaklaştırır. Evet. Orada neden böyle bir şey yaşanıyor? Bu araştırılır. Çünkü evlilikte karı kocalık sistemi ayrıdır, anne babalık sistemi, ebeveynlik sistemi ayrıdır. Çoğu çiftte çocuk doğuncaya kadar kendilerini karı koca olarak nitelendiriyorlar. Çocuk doğduktan sonra
ebeveyn olarak nitelendiriyorlar. Evet, evet, evet. O roller değişiyor. Tabii. Özellikle kadınlarımız bu role annelik vasfından dolayı, annelik duygularını yoğunluğundan biraz da zorunluluğu var. Çünkü çocuk 24 saatini alıyor annenin. Evet, doğru. Yani düşünün, bir de çocukta sürekli ağlama varsa, anne bazen yarım saat bile uyuyamaz. Bir danışanım dedi ki, 6 ay uyumadım ben dedi. Şimdi 6 ay uyumayan bir danışan nasıl cinsel hayat yaşayacak? Yani bu noktada da aslında eşlerimiz, kocalarımız, kadınlarımıza toplumumuzda yardımcı olmalı değil mi hocam? Şikayet etmek yerine buradan da öyle bir mesaj vermiş olalım. Yani annelik çok zor. Hele günümüzde çoğu kadın artık yetişkin, çalışan, güçlü kadınlar olarak her şeye yetmeye çalışan kadınlar var toplumumuzda. Evet. Eskiden hep mesela şey de çok yaygındır. Kendi anneleriyle kıyas etme eşlerini. Ama artık annelerimizin yaşadığı çağda yaşamıyoruz. Bugün günümüz kadınları çalışıyor, işte başka şeylerle de meşgul. Bir erkeğin yapabildiği pek çok şeyi kadın da sosyal hayatta yapabiliyor. O nedenle bir yandan da kadın büyütmek müthiş bir şey. Gerçekten saygı duyuyorum. Bu arada hatırlatalım seyircilerimize. Bize görüşlerinizi an be an takip ediyor olacağım. Paylaşabilirsiniz bizlerle görüşlerinizi. Twitter'dan Nurdan Yedi Kardeşler, Instagram'dan Sendromsuz Pazartesi hesabından birebir kontrol ediyor olacağım burada. Çok değerli görüşleriniz bizim için değerli izleyiciler. Hocam sizin de hesabınızı paylaşalım. Instagram'dan paylaşabiliriz. Psikoterapist Azim Şengül Instagram'dan. Psikoterapist Azim Şengül yazarak Instagram'dan da Azim hocamıza da sorularınızı yöneltebilirsiniz. Burada kontrol ediyor olacağız hocamla. Evet. Hocam, cinsel isteksizlikten bahsetmedik değil mi? Bahsedelim, yani kadın ve erkek bahsedelim de. Çünkü dediniz ki az önce, işte kadınlar doğum yaptıktan sonra eşlerine daha az çekici geliyor veya eşleri... Yok, öyle bir şey demedim. Çekici geliyor değil de zaman yok. Zaman yok dediniz, bir de dediniz ki eşler anne gibi görüyor. Artık. Oraya psikolojik bir anlam yüklemiş. Yani her zaman bu olmaz. Bu da nedir? Anne gibi gördüğünüz eşinize daha az çekici bulursunuz hocam gibi yorumladım ya orada ben. Bir engel oluyor zaten. Ya o patolojik bir durum. Normalde olmaz. Hı hı. Bu olduğunda zaten cinsel hayat sıfıra düşer ve şanslıysa terapiye gelir. Bunu çözmek için uğraşır. Eğer şanslı değilse hayatın içerisinde yaşayıp yolunu gider, yol, işte değişik arayışlara girebilir ya da cinselliği bitirebilir kendisi ya da için. Daha da şanslıysa Sendromsuz Pazartesi izler, değerli Azim hocamızın paylaşımlarıyla bilgilenir ve gelip tedavi görür, terapi alır ve bu sorundan kurtulur değerli izleyicilerimiz. Tabii ki. Yani zamanla kaybolan cinsel çekimler oluyor partnerlerimiz arasında. Aslında buradan buna geçmek istemiştim. İşte annelik vasfı yüklemek bir neden olabilir. Başka ne tür şeyler neden olabilir? Partnerler birbirinden sıkılabilir mi? Ya da işte heyecan kaçması mıdır? Nedir bu çekimin azalması? Ben en çok arkadaşlık ilişkilerinin azalmasından kaynaklandığını gördüm. Çiftler arasında mı? Çiftler arasında. Çiftler arasında. O işte nişanlıyken ya da sevgiliyken yaşadıkları ya da işte evlendikten sonra çocuk doğuncaya kadar yaşadıkları birbirlerine zaman ayırma kısmı çocuk doğduktan sonra azalıyor. Ya da evlendikten sonra birbirlerine artık çok fazla zaman ayırmıyorlar. İkisi de çalışıyor, akşam yorgun geliyorlar. İşte birisi yemek yapmaya başlıyor, diğeri öbür tarafa koşturuyor. Çocuk olunca biri çocuğa bakıyor, diğeri yemeğe bakıyor derken haftalar geçiyor, aylar geçiyor. Birbirleriyle hiç baş başa kalmamışlar. Uzaklaşmışlar bir bakmışsınız. Tabii ki. Bu kısımlar olmadığında, yani duygusal ihtiyaçlar giderilmeden sadece cinsel hayat yaşanmak istediğinde bazen kadın ya da erkekte isteksizlik oluşabiliyor. Ne öneriyorsunuz bu kişilere? Burada birbirlerine zaman ayırmayı. Aslında yani yeniden başlangıç birbirlerine dürüst olmak belki de açık bir şekilde. Kendilerini ifade etme ve evet, zaman ayırma. Çünkü karşınızdaki kişi dediğiniz gibi o ağır bedenin içinde fark etmeye de bilir. Sizin öyle bir durum içerisinde olduğunuz veya karşılıklı itiraf edemeyebilirsiniz. Belki de şeffaflık yardımcı olacaktır. Peki bu tarz sorunların çözümü kolay olur diye düşünüyorum. Eğer iletişim hala bitmemişse çiftimiz arasında. Siz ne düşünüyorsunuz? Zorlanıyor musunuz? Yani birbirlerine zaman ayırdıklarında, birbirlerini anlamaya başladıklarında cinsel ihtiyaç, ilgi de artmaya başlıyor. Bir de cinsel dillerini bilmeli birbirlerinin. Hani burada
çoğu erkek ve kadında bilişsel anlamda eksiklikler var cinsellikle ilgili. Bilişsel anlamda yani nedir? Bilgi eksikliği çok fazla. Sağdan soldan duydukları, derme çatma bilgilerle ilerliyorlar. Yani cinselliktir tamam olur biter yaşarız i̇şte şeklinde. Neden hocam konuşamıyoruz açık açık toplumda bu konuyu? Doğru kaynaklardan beslenmek çok önemli. Bununla ilgili internette o kadar çok kaynak var ki. Yani açıp birazcık araştırmak gerekiyor. Kadının cinsel dili nedir? Erkeğin cinsel dili nedir? Bu kişiden kişiye de değişir tabii ki. Yani her kadının, her erkeğin aynı değildir cinsel dilleri. Bir danışanım dedi ki yani eşimin beni, ben de eşimden etkilenmiyorum. Neden? Çünkü eşim benim istediğim gibi cinsel hayat yaşamıyor. Peki kendi dilinizi ona söylediniz mi dedim. Yani beklentilerinizi söylediniz mi? Hı-hı. Hayır dedi, benim dedi bu beklentileri söylememe gerek yok. Onun keşfetmesi lazım. Peki lafınızı balla bölüyorum hocam. Çünkü reklama gitmemiz gerekiyor. Kısa bir aranın ardından Sendromsuz Pazartesi kaldığı yerden devam edecek. Sendromsuz Pazartesi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Stüdyoda konuğum psikoterapist Azim Şengül. Hocam konumuz kaçıran izleyicilerimiz için yenileyelim. İlişkilerde, evliliklerde cinsel sorunlar ve şu noktaya kadar bahsettiklerimiz arasında en son dediniz ki artık günümüzde internette doğru bilgiyi bulabildikleri takdirde kadınlarımız, erkeklerimiz araştırma yapabilirler. İşte kendilerindeki sorunları keşfedebilirler ve çözüm yoluna gidebilirler. Şimdi ben de buradan yola çıkarak size şunu sormak istiyorum. Tabii internette bir bilgi kirliliği durumu da var. Tabii ki. Öte yandan teknolojinin yine gelişmesi artık böyle her tür bilgiye, görüntüye, videoya, ses kaydına anında ulaşabilmemizin getirdiği pornografik paylaşımların da yayıldığını ve daha çabuk ulaşabildiğimizi söyleyebiliriz geçmişe kıyasla. Ve bu sadece yetişkinler için geçerli değil. Ergen bireyler için, çocuk yaştaki bireyler için de geçerli. Bu noktada şunu sormak istiyorum. Bu paylaşımların internette yetişkinler tarafından izlenmesi veya maruz kalınması durumunda hayatlarını, özel hayatlarını ne yönde etkiler? Olumsuz etkileyeceğini söylediğinizi biliyorum. Reklam arasında hocamla bu konuda konuştuk. Fakat buradan bir de şunu soracağım dağıtmadan. Çocuklardaki etkisini soracağım. Bu çocuklar, günümüz çocukları, ileride yetişkinlikte bunun sonuçlarını sizce nasıl yaşayacak ve veliler ne yapmalı bu konuda? Evet, yani pornografik yayınlarda gerçek bir cinsellik yok zaten. Yani gerçek cinsellikte sadece bedenler değil, ruhlar birlikte olur. Hı hı. Sevgi vardır, şefkat vardır, aidiyet duygusu vardır, güven duygusu vardır. Hı hı. Bu duygular da alışveriş, yani bu duygular da paylaşılır. Şimdi oradaki seyredilen şeylerde yanlış yönlendirmeler çok oluyor. Bilgi kirliliği oluyor oradaki pornografik şeylerde, yayınlarda. Ergenler de buna merak ediyorlar. Yani ilk tanıştıklarında çoğu ergen bir bakar, ne oluyor, nedir bu, merak eder. Merak duygusuyla olur. Birkaç kere seyreder, ondan sonra böyleymiş der ve bırakır. Ama bunu devam ettiriyorsa ve sürekli seyrediyorsa bu konu üzerinde durulması gerekir. Neden böyle bir ihtiyaç hissediyor şeklinde. Çocuklar böyle bir şeyle maruz kaldıklarında zaten travma yaşıyorlar. Bazen bir bakarsınız çocuk işte misafirliğe gidilir. İşte büyükler bir kenarda, başka bir odada otururken çocuk oradaki ergen olan bir abinin odasına gider. Orada ergen olan abi de bir şey açar orada farkında olmadan. Ya da bazen hani o oyun sitelerinin yanında linkler var. Maalesef. O linklere girildiğinde çok farklı sitelere gidilebiliyor. Anlık resimler görebiliyor. Hı hı. Çocuklar travma yaşayabiliyorlar. Bu ne böyle? Nedir bu? Korkabiliyor. Bunu ve bir de yanlış bir görüntüyle değil mi? Tabii ki. Tabii ki. Yani cinselliğe yüklediği anlam o. Bu durumda ileriki dönemde cinsel hayatıyla ilgili sıkıntılar oluşabilir. Ne gibi? İsteksizlik oluşabilir. Yani bu tarz bir vakaya, bir danışana denk geldiniz mi? Bunu merak ediyorum. Tabii ki tiksinti oluşabilir. Yani tiksiniyorum ben diyor. Yani böyle bir şey olmasın.
olmasa böyle yaşayalım. Yoksa diyor eşimi çok seviyorum, çok iyi bir insan. Kadın mı erkek mi oluyor? Erkek. Çok iyi bir insan. Kadın da oluyor tabii ki, kadın versiyonu da var. Ama diyor ben diyor böyle bir şey istemiyorum, bunu yapmayalım. Olabildiğince de kaçıyorum diyor zaten. Çok ilginç. Tabii bu durumda ne oluyor? Erkek ve kadınla bu ihtiyacı giderebileceklerinin sadece birbirleriyle olacağını konuşuyoruz. Ve bunun arkasındaki o travmayı çalışıyoruz. Travmatik görüntüyü çalışıyoruz. Cinselliği yüklediği anlamla ilgili. Kendi de bir şeyler yaşamış olabilir. Hı hı. Özellikle ergenlerde cinsel obsesyonlar çok fazladır. Ne gibi? Mesela sürekli elde yıkar, temizlik olarak ortaya hijyen çıkar. Hijyen takıntısı. Düzenli olmalıdır, simetrik olmalıdır. Aslında yapmaya çalıştığı şey dış dünyayı düzelterek içeriği kontrol etmek. Orada o kadar yoğun bir travmatik şey var ki, duygu var, obsesyon var. Hı hı. Örneğin... hiç beklemediği bir anda, beklemediği bir görüntüyle karşılaşması. Hatta bir anne babaya sormuştum ben, çocuğunuz size birlikte olurken hiç gördü mü, yakaladı mı? Yanlışlıkla, kazayla. Tabii ki, kazayla, yanlışlıkla yakaladı mı? Hı-hı. Ya da sesinizi duydu mu? Hı-hı. Çünkü çocukta kirlenmişlik duyguları var. Bu da sıkıntı yaratıyor. Tabii ki. Çocuklarda. Tabii ki, yani artık hayat yaşanmaz hale gelmiş. Düşünün, elini yıkıyor, çeşmeyi kapatamıyor. Peki çocukken bunu yaşamış ve günümüzde evliliğinde, ilişkisinde bu tarz bir problem yaşayan, mesela işte annesiyle babasının özel anına maruz kalmış, kazayla denk gelmiş çocuklar bugün yetişkin olmuş ve evlenmişler. Bu tarz bir danışanınız oldu mu? Tabii ki. Ve bu tarz sorunları nasıl çözüyorsunuz hocam, çok merak ediyorum. Yani evet. Çifti birlikte alıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Ayrı ayrı da alıyoruz. Yani öyle bu mi? Daha özel bir şey. Yani özellikle taciz gibi ya da eşinin bilmesini istemediği, bunun ileride karşısına bir negatiflik olarak çıkacağını düşündüğü durumlarda bireysel çalışıyoruz. Özel bir problem. Tabii ki. Neticede çok bireysel çalışıyoruz. Çok özel bir iş yapıyorsunuz gerçekten hocam. Ve şunu merak ediyorum. Toplumumuzda çiftlerin bu sorunları birbirine itiraf etmesi bile zor olabilir. İşte konunun konuşulmasına gösterdiğimiz reaksiyonlardan girişte biraz bahsetmeye çalıştık. Hı hı. Konuşulması her zaman kolay olmayabilir iki kişi arasında. Başka dinamikler de girebilir. İşte daha duygusal düşünüldüğü için konuşulmuyor da olabilir. Mesela şöyle bir örnek vermek istiyorum. Bir tanıdığım diye vereyim örneği. Evli bir çift, işte 30-35 yaş aralığındalar. Sorunları var. Psikoloğa gittiler, evlilik terapisine. Çok yakın arkadaşlarım. Ve kadın eşini biraz ısrarla götürdü. Erkeklerimiz daha zor yapıda olabiliyorlar. Evet, yani veya daha dışa... Zorlanıyor erkekler. Evet, dışarıya konuları açmakta daha sıkıntı çünkü yaşayabiliyor. Çünkü erkekliğe yüklenen Türk biliyorsunuz. Anlamlar var. Gittik diyor ki işte psikoloğumuzun sorduğu ilk şey tabii ki doğal olarak özel yaşamımız, cinsel paylaşımlarımız oldu. Ve eşim o anda kalktı ve odayı terk etti. Şimdi hani... Bu tarz ve hani bunlar da gayet üniversite mezunu, işte nispeten modern, çağdaş bireyler. Ama işte böyle bir bant teli vardır bizim erkeklerimizin ya da toplumumuzdaki bireylerin. Bu noktada merak ediyorum, danışanlarınızla bu konuda sıkıntı yaşıyor musunuz? Yani nasıl çözümlüyorsunuz bu kişileri? Ya olabildiğince bunun bir zayıflık olmadığını başta anlatmak gerekiyor. Zaman zaman hepimizin problem yaşayabileceğimizi. Hı hı. Yani cinsel hayatı düzgün olsa bile bir süre sonra yine problem yaşayabilir. Bunun da konuşulabileceği en iyi yerin burası olduğundan bahsediyoruz. Ama cinselliği az yaşamanın zayıflık olduğuyla ilgili bir anlam yüklenmişse ona, hani erkek ki her şeyi bilmek zorunda, erkeğe yüklenen anlam bu. Erkeksin yani. Bu o kadar güçlü bir anlam ki, çoğu zaman da buradan vurur zaten kadınlar. Yani herhangi bir şey eksiktir. İşte domatesi eksik almıştır. Sen ne biçim erkeksin der. Yani domatesle erkeği birleştirir orada. Çünkü en zayıf noktası budur erkeğin. Erkekliği zayıf olmamalıdır. O apayrı bir konu tabii zaten. Tabii ki o çok güçlü olmalıdır. Cinsellikte de bunu yaşarlar. Yani performanslı olmayı beklerler. Böyle işte kadını çok mutlu etmeyi beklerler. Halbuki o karşılıklı olarak... duygu alışverişinin olduğu bir şeydir. Yani performans gösterilecek bir yer değildir orası. Bir yarış yok orada.
çok güçlü olmanın bir anlamı yok orada. Olduğun gibi ol yeter zaten. Aslında yarışlar kafalarda hocam değil mi? Yani şimdi, kişiler yaratıyor bu durumu da biraz. Dediğiniz gibi kadınların da bunu birazcık alevlendirdiği oluyor. Dediğiniz gibi seçtikleri kelimelerle veya davranışlarıyla. Yani iki taraf da bu durumu besliyor aslında. Evet. O yüzden şeffaf olunmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani çünkü bu kişiler aralarında bir sorun olduğunu kabul edecek ki size gelecekler. Bu sorunu paylaşacaklar ve çözme yoluna gidecekler. Yani aslında zor aşamalar. Cesaretinin olması gerekiyor. Burada terapiye geldikleri zaman, seansa geldikleri zaman bakıyoruz. Yani şu an bu konuyu açabilmeye müsaitler mi? Değilse birkaç seans sonra açıyorum. Hmm. Ya da 10 seans sonra açıyorum. Hmm. Ama hep onun etrafında dolanıyorlar. Esas konuya giremiyorlar bir türlü. Hı hı. Orada da cinsel hayatınız nasıl diye soruyoruz. Ama seansın en sonunda sorarım ben. Çünkü bir bağlanma olmalı, bir güven. Az önce verdiğim örneğin aksine başında sorulmaz diyorsunuz. Bir güven olmalı ki ondan sonra biz de aslında şöyle giriyorlar zaten. Her ailede olduğu gibi diye giriyorlar. Hani çok biraz daha cevaplar. Yumuşatıyorlar kendileri. Yani diyor ki benim buna girecek cesaretim yok. Bununla ilgili eksikliği yaşayacak cesaretim yok. O yüzden yumuşatarak giriyorum. Üzerime çok gelme diyor. Tamam. Biz de üzerine gelmiyoruz. Sadece soruyoruz. Örneğin işte siz tatmin oluyor musunuz? Siz tatmin oluyor musunuz şeklinde. Biraz daha ayrıntılı, onu da incitmeyecek şekilde girebiliyoruz. Baştan da kapsayarak. Yani hepimizde zaman zaman bunlar olabilir çünkü biz insanız. Geçen hafta çok iyisinizdir, bu hafta erken boşalma yaşayabilirsiniz. Hı hı. Geçen hafta çok iyisinizdir, bu hafta isteksizlik yaşayabilirsiniz. Çünkü geçen haftadan bu tarafa kadar pek çok şey oldu. Evet. Bizi etkileyen pek çok şey oldu. Burada kendini o ortamda, terapi ortamında rahat hissettikten sonra çok rahat konuşuyorlar. Peki hocam sizce bu kişilerin üçüncü bir, yani sonuçta ilişkinin içerisinde siz değilsiniz ama bir anlamda dahil olmuş oluyorsunuz. Dahil etmesi bu konuda yabancılaşmalarına neden olabilir mi? Yani tabii ki siz bir profesyonel olduğunuz için bunun çizgisini, ayarını çok iyi ayarlıyorsunuzdur eminim. Ancak yine de bu tarz vakalarla karşılaştığınız oldu mu? Olmaz. Çünkü siz orada katalizör madde olarak duruyorsunuz. Yani onların arasını daha da, yani onların birbirine reaksiyona girmelerini sağlayacak kişi olarak duruyorsunuz. Daha sonra ortamdan ayrılıyorsunuz. Benim gördüğüm şey çiftler konuşamadıkları konuları artık konuşabilir hale geliyorlar. Hiç konuşmamışlar, hep üstünü örtmüşler bunu. Çünkü konuyu açtıkları zaman nasıl kapatacaklarını bilmiyorlar, nereye gideceklerini bilmiyorlar. Konu nereye gider? Ya olumsuz onun bir tarafa doğru giderse, var. Ya küsmeler olursa. Çünkü cinselliği küsme aracı olarak da kullanıyor insanlar. Cezalandırma aracı olarak da kullanırlar. Cinselliği karşıya vermez ve cezalandırır karşıya. Hazır küsme aracı olarak kullanılıyor demişken hocam şu soruyu yönelteyim size. Hı hı. Eski kuşaklar der, yatağa küs girmeyin. Böyle bir kalıp vardır. Ne olursa olsun gün içinde ne sorun yaşarsanız yaşayın, yatağa küs girmeyin evli çiftlerimiz. Neden? Nedir yani bu cümlenin altında yatan anlamlar? Yani bunu sadece cinsellikle ilgili söylediklerini sanmıyorum ben. Yani küslüğü uzatmayın anlamında kullanmış olabilirler. Yani burada esas olan duyguları karşılıklı konuşabilmektir. Küsmek değil. Küsmede bağlantıyı koparma var, uzaklaşma var. Bu bir çözüm değil. Ama tek yapabileceği şey bazen bu oluyor insanın. Çünkü karşı taraf dinlemiyor, anlamıyor, anlamak için de uğraşmıyor, merak da etmiyor. Bu durumda ne yapıyor kişi? En iyisi mesafe koyayım diyor, konuşmayayım. Ben bir çifte görmüştüm. Dediler ki bizim eve misafir gelirse bizim küs olduğumuzu anlamazlar. Evet. Hemen rutini yaşamaya başlıyorlar. Hı hı. Bu da ayrı bir çözüm yolu. Evet, yani günlük hayatı bozmuyorlar. İşte birbirlerinin taraflarına gittikleri zaman, kök ailelerine gittikleri zaman. Bu aslında şeydir de hani karşılıklı iki kişinin birbirine takım ruhu olarak evliliklerine
ve sahip oldukları kuruma duydukları bir saygıdır da aslında. İçeride tabii. fırtınalar kopabilir, dışarıya yansıtılmaz yani. Evet, bu da benim çok saygı duyduğum bir harekettir ve önemlidir. Her zaman da herkes, özellikle günümüzdeki genç çiftler başaramayabiliyor bunu diye düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Bu öğrenilmiş bir model. Hı hı. Muhtemelen çocukluğunda bizzat yaşamıştır ya da anne babadan birilerinden görmüştür. Evet, doğru. Yani anlaşılmadığı zaman küsmeyi, uzaklaşmayı, uzaklaşarak onu cezalandırmayı, yani terk ediyor karşı tarafı. Aslında bu yaşadığı olay bebekliğindeki anneyi çağırdığı zaman annenin oraya gelmemesiyle ilgili bir duygu. Aa, öyle mi? Tabii ki. Ben o yüzden küsüyorum o kadar hocam. Oraya bir bakalım. Bu muymuş sebebi yani? Anneme ya, mi benim garezim burada? Bilinçaltında onu mu çözmeliyim? Bildiğiniz ilişki modeli onu yok saymak ve yalnız bırakmak, terk etmek. Yani küsmede fiziksel olarak uzaklaşmanız şart değildir. Yan yana olursunuz ama iletişimi keserek onu terk edersiniz. Boşlukta bırakırsınız. Peki, kapanışımıza doğru yavaş yavaş ilerliyoruz. Çok az bir süremiz kaldı. Süremiz bitmeden size son sorumu soracağım artık. Bu kişilerin, yani bu problemleri, bahsettiğiniz problemleri yaşayan çiftlerin problemi çözemediği takdirde, uyumu yakalayamadığı takdirde bu alanda ayrılmalarını öneriyor musunuz? Veya çözümsüz kaldığınız sorunlar oluyor mu? Yani onlar adına tabii ki karar veremiyoruz. Cinsel hayatları sıfırlanmış eş çiftler var. Hı hı. Bu bazen hastalıktan kaynaklanır, bazen psikolojik nedenlerden kaynaklanır. Bu durumda karar o kişiye aittir. İsterse bu evliliği bırakabilir, isterse eşine şefkat duyar ve der ki bir süre ben bu birlikte bu cinselliği yaşadım, şu an yaşayamıyorum ama ben yine eşimle devam etmek istiyorum deyip devam edebilir tabii. Peki. Yani bir tarafın istediği takdirde savaşarak başarılabilir her şey diyorsunuz. Devam edebilirler tabii. Ve size gelerek. Evet. Peki hocam, Sayın Azim Şengül hocam, çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. İhya ettiniz, geldiniz bugün yine. Ben teşekkür ederim. Tekrar görüşmeyi umuyorum sizinle. Sendromsuz Pazartesi izleyicileri, sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Haftaya görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.